Herkese yeni bir sabahtan günaydınlar arkadaşlar. Biz uyandık. Kendime hemen şöyle bir kahve yaptım. Uzun zamandır makine kahvesi içiyordum. Bunu bayağıdır yapmadım, Nescafe'yi. Onu kendime yaptım. Şu an oğlum ses çıkartıyor yine. Yine iş başında benim oğlum. Şöyle Nescafe yaptım kendime arkadaşlar. Şurada da oğlumun kahvaltısı var. Şimdi yemek masasına geçeceğiz. Ben sabah uyanır uyanmaz aç olmadığım için kendime bir şey yapmadım. Ben sonra ilerleyen saatlerde yiyeceğim. Zaten sesimden de belli, daha kendime gelemedim. Şöyle zeytin yağı, bir tane küçük yumurtadan omlet yaptım. Bir tane de yarım siyah ekmek üzerine şöyle sürülmelik şeyler sürdüm. Bu şekilde şimdi ben bunları içeri götüreyim. Oluşumu da alayım. Şuna bakın. Neyse oynasın. Şimdi yemek yiyecek zaten. Sonra tekrardan açarım canlar. Evet, tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Size kahvaltıyı yaparken, yani onu gösterdim en son. Zeyd Mirza da şu an öğle uykusunda, yaklaşık yarım saat oluyor. Saat şu an 12.30, hatta 1'e geliyor. Annemle konuşuyordum. Normalde daha erken açacaktım. Zeyd de her an uyanabilir. Yarım saate falan veya 40 dakikaya. Çünkü genelde bir saat, bir buçuk saat yapıyor öğle uykusunu. Bazen de çok kısa oluyor, hep değişiyor ama. Şu an mutfaktayım, bulaşıklar burada birkaç tane. Makinamı da dün çalıştırmıştım, onu yıkayacağım. Allah'tan bir tane bulaşık kapım varmış. Çünkü dün alacaktım, öyle unuttum. Bir tane vardı şansına, onu hemen çalıştırdım, koydum. Bu arada bugün zaten çıkmam lazım. Yani bugün evdeyim, hani bir şey yapmayacağım. Çarşamba bu arada, bayramın 3 günü ama öyle bir yere gitmeyeceğim. Sadece bir Mülla'ya gitmem lazım. İşte mama falan, o tür şeyler alacağım. Birkaç eksik var. Onları alayım diyorum. Ama önce tabii evimin işlerini bitirmem lazım. Böyle mutfaktan başlıyorum her zaman. Ama şu an çok korkuyorum. Zeyd Mirza sesime uyanacak diye. Umarım uyanmaz arkadaşlar. Şöyle kurutma bezi aldım, biraz daha ıslaklar. Bu da arkadaşımın bu arada. Bana geçen yemek koymuştu Zeyd Mirza'ya. Ondan kaldı. Şunları çıkartayım hepsini. Günlük rutin ev işleri işte. Ondan sonra da çamaşırlarım da var. Ve umarım sesim geliyordur, ama geliyordur diye umuyorum. Çamaşırlarım var, iki sepet. Onları kaldıracağım. Bir tanesi kurutma makinesinde bir sepet, bir tanesini de asmıştım Zeyd Mirza'nın odasında. Onları kaldıracağım. Ay, burada var ya, yine dolmuş dolmuş. Yine yer bulamıyorum. Tabaklara. Yani kutulara daha doğrusu. Aynen, sonra ev süpür, sil derken yine işler var. Bu arada arkadaşlar, iki gün sonra biz yine nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Annemlere gidiyoruz. Ve bu sefer inşallah uzun kalıyorum ben. Cuma günü gitmeyi düşünüyoruz. Cuma günü gideceğiz. Cumartesi günü benim bir arkadaşımın düğünü var. Düğüne gideceğiz hep birlikte. Ondan sonrasından pazar günü de Akif maalesef tekrar eve dönmek zorunda. Çünkü çalışıyor o. Daha yeni de işe başladığı için izin alamıyor. Yani izin hakkı yok. Ve ben de bir hafta daha kalacağım. Yani annemde 1,5-2 hafta kalmış olacağım. Zeyd Mirza'yla kalacağım. Sonra eve giderken de büyük ihtimalle kız kardeşim Sümeyye ile tekrar Viyana'ya geri döneceğim ve o da bizde kalacak. Ona da ayrı seviniyorum zaten. Böyle bir plan yaptık arkadaşlar. Tabii Akif'in böyle pek gönlü yok gibi. Hani sonuçta bizden, Zeyd Mirza'dan uzak kalacak. Bir hafta, 1,5 hafta. Ama o kadarcık da olsun değil mi? Biraz özlesin bizi bence. O zaten hep işe geliyor, sonra yoruluyor, yatıyor. Yani bizi fazla görmüyor zaten. O yüzden bir şey olmaz. Böyle bazen küçük ayrılıklar güzel yani. Daha tatlı oluyor sonra kavuşunca.
Eminim beni şu an anlıyorsunuzdur. Böyle arkadaşlar. Bir de Akif bu sefer arabayla gitmek istemiyor, biliyor musunuz? Çünkü gelişte de diyor ki ben tek başıma o kadar yol sürmek istemiyorum. Hani giderken ben varım, ben kullanabiliyorum ama Akif gelişte yalnız gitmek istemiyor arabayla. O yüzden dedi ki Rümeysa bu sefer trenle giderim. Önce gidelim. Önce pek sıcak bakmadım ama sonra dedim hani neden olmasın, tamam gidelim. Ama sonradan aklıma geldi ki biz cumartesi günü düğüne gideceğiz. Kadir'in arabası ve bizim araba olmuş olacak. Ve ailede kalabalık iki çocuk var biliyorsunuz ki. Sorun şuradaki Can abi çalışıyor o gün ve arabasıyla işe gidiyor, iş yeri uzak olduğu için. O yüzden mecbur arabayla gideceğiz, yani başka çare yok. Az önce annemle konuştum bu konuyu. Daha doğrusu o bana hatırlattı. Ben de işte bir Akif gelsin işten sonra bir konuşayım hani ne diyor. Ama büyük ihtimalle yine arabayla gideceğiz yani. Bu sefer de olmayacak. Bakalım yani son olarak neye karar vereceğiz. Dediğim gibi düğün olmasaydı sıkıntı olmazdı. Ama düğün olduğu için mecbur araba olması lazım yani. Araba şart. Bu şekilde. Şunları hemen hızlı hızlı yerleştireyim. Yine çenem düştü benim. Ay, ay çok ses oldu. Çok ses oldu. Sizlerin bayramı nasıl geçti? Ev ziyaretlerine gittiniz mi? Neler yaptınız? Bu sene güzel miydi bayramınız? Onlar da mutlaka yoruma yazın. Kirli kalmış. Onlar da mutlaka yorumlar yazın. Bizim bayramımız güzeldi. İlk gün zaten ailelendik. Öyle yani. Bunları bu arada makineye koydum da tekrar sudan geçiriyorum. İçim rahat etmiyor. Bir şey kalır diye falan. O yüzden tekrar sudan geçireceğim üstten. Ay bu da hiç yıkamamış kız. Nutella vardı ya içinde, hiç yıkamamış. Keşke önce suya vursaymışım. Allah. Evet canlar, mutfak bitti. Şu an banyoya geçtim. Dediğim gibi çamaşırım var. Bir tane makinede, bir sepet, bir tanesi de odada. Önce burayı yapacağım. Bir kaldırayım hemen. Bu kurutma makinesini ne zaman çalışırsam çalıştırayım. O kadar tozlanıyor ki her yer yani. Gerçekten çok sinirimi bozuyor o yüzden. Bunlar da bu arada Akif'in iş elbiseleri yeni falan geldi. O yüzden bayağı bir doldu. Buna da başka bir yerimiz yok. O yüzden burada duruyor mecbur. Burada zaten kirli sepeti. Ah, çamaşırlar gerçekten bitmiyordu. Neyse ben bir başlayayım. Çünkü daha çok var dediğim gibi. Aslında banyoyu falan da silmem lazım.
Ama önce bir toparlayacağım, her şeyi kaldıracağım. En son süpürüp toz alacağım. Artık sizlere ne kadarını çekebilirsem arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Zeytinirza uyanınca zor oluyor. Böyle ama Akif işte her şeyi aldığında yerine koymuyor. Koysa oysa ki hiçbir yer dağılmayacak dermişim. Hep oğlum ve Akif her yeri kirletiyorlar. Var ya siz, var ya siz. Neyse hadi işlerime koyulayım ben. Arkadaşlar çamaşırlarım bitti. Hemencik tuvalete ve araya el atmam lazım. Zeytinirza her an uyanabilir. Yani jet hızında çalışmam lazım. Hemen tuvaletimin girişi sileyim. Sonra banyoyu Zeytinirza uyanınca da silerim. O sıkıntı değil. Ama tuvalete girerde kapısını açık gördüğünde hemen klozete gidiyor ya. Gerçekten hemen kapağını açmaya çalışıyor. O yüzden asla kapıyı açık bırakmıyorum. Şöyle tuvalet bezim ve kağıdım da var işte. Şöyle ilk başta şunları hemen kaldıracağım. Burada çünkü birkaç bir şeyim var şöyle. Bir kaldırıyorum. Birkaç dekor falan. İlaçları. Bu arada bu çok güzel bir ilaç. Bunu lavabonun içi için, ay lavabo diyorum. Klozetin içi için kullanıyorum. Çok iyi. Dolduralım. Şurada bitti zaten. Ay. Çöpü de çıkarttım. Zaten her şeyi çıkaracağım. Sileceğim yerleri. Bezim burada tehlikeli duruyor. Hemen bezimi ıslatayım. Allah kalbim var. Sonra ilacımdan fayans mavileri sıkıyorum. Thank you.
Evet canlar, buraları komple sildim. Fazla detaylı çekmedim çünkü pek hoşlanmıyorum o görüntüden. Şöyle sildim. Ondan sonra cuma buraları da sildim. Aynamı sildim. Yeri de sildim. Hala ıslak, giremiyorum şu an. Kurusun, şunları tekrar yerine koyacağım. Ondan sonra bu olduğum yeri yapacağım. Bura bu arada ıslandı. Tüm kirli burayı sileceğim daha. Bura bir kurusun, eşyaları götüreyim. Sonra hemen bu arayı da yapacağım. Bu arada zaten fazla bir şey yok. Ayakkabıları falan kaldırmam lazım. Bu şekilde. Arkadaşlar ileride inşallah büyük bir evim olursa kocaman bir ayakkabılık yaptırmak istiyorum. Böyle boş kalsa ne güzel değil mi? Ama şunlara bakın, bunların maalesef başka hiçbir yeri yok. Dolaplarım dolu ve bu ayakkabılar da hepsi bile değil, biliyor musunuz? Kella'da bodrum katında aşırı fazla kaldırdıklarım var. Bunlar günlük giydiğimiz, sadece bu kaldı. Artık kışla tamamen bitti. Akif'in şu botunu kaldıracağım ama bu spor ayakkabılarını gündelik hep giyiyoruz yani. Şimdi burayı da sildim. Toz aldım. Bu şekilde. Ayakkabılarım da orada kalmış. Ve şu duvarı silmek istiyorum arkadaşlar. Çok iz kalmış baksanıza. Bilmiyorum nasıl oluyor ama ayakkabılardan işte kirden, tozdan öyle kirleniyor duvarlar. Aslında bir şey satılıyor. Böyle duvarı silmek için radyeşvan mı? Bir şeydi ya adı. Tam bilmiyorum ama bir gün ona bakacağım. Bulursam onu alayım duvarı silmek için. Çok kolay siniliyor ondan. Ondan sonra geleyim duvarımı da sileyim. Zaten Mülla'ya gideceğim. Size söyledim. Sonra burası inşallah mis gibi olur. Burada zaten bitti. Sadece bunları kaldıracağım. Bu şekilde şimdi oğlumun sesi geliyor. Ben bir ona bakayım. Ama işim çok şükür bu tarafta bitti. Benim balım uyanmış, benim balım uyanmış, Zeyd Mirza uyanmış, Zeyd Mirza uyanmış, günaydın, günaydın anneciğim, güzel uyudun mu, güzel uyudun mu sen? Anneciğim tam işlerimi bitirdim, sen uyandın biliyor musun? Bu arada arkadaşlar Zeyd Mirza 5'inde biraz oynadı yatağında. Ben de hemen evi süpürdüm hızlıca. Değil mi bir tanem? Böyle oyuncaklarını koydum yatağına. Anneciğim birazdan öğle yemeğini yiyeceksin. Ondan sonra dışarı gidiyoruz. Sana mama alacağız, tamam mı? Şu an top oynuyor. Hiç beni tınlamıyor. Aha gitti topu. Anneciğim topun nereye gitti acaba? Ta nereye gitmiş anneciğim? Top yuvarlanmış gitmiş. Zeyd Mirza top yuvarlanmış gitmiş. Ondan oyna. Benim balım ya. Benim canım oğlum ya. Bu benim balım. Bu benim aşkım. Kıyafetini de giysin. Hala pijaması üstünde. Her şeyi inceliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Zeyd Mirza'nın bezini açacağım. Kaçıyor. Zeyd! Çabuk gel buraya. Çabuk. Hareketlere bak ya. Ay konuşamadım. Az önce şu ayıcağız saldırdı ve devirdi onu. Oy annem yavaş. Burada da çıkardığı kirli elbiseleri. Anneciğim gel bak. Giydireyim seni, çıkacağız hadi. Meraklı ya. Vallahi meraklı bir çocuk. Yavaş. Yavaş. Annem. Tam bir meraklı. Arkadaşlar biz apar topar evden çıktık. Çünkü yağmur yağacak. Yani gök gürültüleri. O yüzden hemen eksiklerimi alıp tekrar eve geleceğim. Sonra zaten yemek yapmam lazım. Akif'in iş saati geliyor. Şöyle hemen ceketimi aldım. Ve çıkıyoruz. Değil mi oğluşum? Zeyd'e de battaniye getirdim altında. Gidelim mama alalım. Birkaç eksik de var. Ben de kendime makyaj, silme suyu falan alacağım. Öyle. Arkadaşlar bakın yağmur başladı bile. Geç kaldık. Ama olsun, hava çok güzelmiş yani. Hiç soğuk değil, hiç esmiyor da. Öyle birazcık atıştırıyor sadece. Zeyd Mirza da yağmuru hissetsin ya. Şu anlık üstünü kapatmayacağım. Zaten hemen şu karşıya geçeceğim.
Ve dükkan orada zaten. Değil mi bir tanem? Bak yağmur yağıyor minik minik. Zeyt Mirza, sen yağmuru mu seviyorsun yoksa güneşi mi? İnşallah bana böyle cevap verdiği günleri de görürüz. Amin. Mülla'ya geldik şu an. Zeyt Mirza da hep bir yerleri tutmaya çalışıyor. Şöyle makyajımı suyu alacağım hemen. Bu arada ben hepsini denedim. Ama ben her zaman bunu alıyorum. Çünkü böyle içinde yağ içeriği fazla olduğu için çok çabuk çıkartıyor. Yani memnunum ben. İyi yaşa anneciğim. Başka ne lazım buradan bana? Aslında liste yaptım da. Ha, Akif'e şampuan almam lazım. Bakalım erkek şampuanları neredeymiş. Onun dışında maske alabilirim ya. Neredeki yüz maskeleri? Buralar da yenilendi bu arada. Neyin nerede olduğunu şu an hiç bilmiyorum. Aslında hep geldiğim yer ama değişti işte. Akif'e şampuan alalım hemen. Aynen şu tarafta. Şundan iki tane alalım. Neyse bir tane şunu alalım, bir tane de bunu. Bunlar hem vücuda hem de saça oluyor bu arada. Tamam. Hemen şuradan bir yumuşatıcı da aldım. Bu arada indirime girmiş. Bakın 2.95 yerine 1.99. Şöyle bayağı çeşitleri var. Aslında böyle büyük alacaksınız var ya. Neyse şu anlık benim sepetim böyle. Sıra sıra gidiyorum. Zeyt de sıkılıyor. Al. Tamam dur şunu açalım. Tamam anneciğim hemen eşyaları alıyoruz ve çıkıyoruz. Saça bakın nasıl yapışmış. Neyse hadi. Arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Saat 4 oldu. Hemen size şunları göstereyim aldıklarımı. Sonra hemen yemeğe koymam lazım. Şöyle Zeyt Mirza'ya küveçi aldım işte bundan. Bir tane de şöyle elmalı, mangolu, havuçlu, tatlı patatesli. Sonra bunu yeni gördüm. Bilmiyorum sanırım bunlar yeni geldi bizim Mülla'ya. Şöyle uzun bebek kurabiyeleri eline veririm. Hani yolculuk da yapacağız ya öyle oyalanabiliyor böyle şeylerle. Ondan sonra Akif'e iki tane şampuan aldım. Ondan sonra of, yine dayanamadım arkadaşlar. Dün dedim ki kendime abur cuburu bir süreliğine bırakacağım. Ve hemen ertesi gün yine dükkana gittim. Yine aldım ya. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu arada hiç kilomdan konuşmuyoruz. Ama 3 kilo aldım arkadaşlar. Ve bunu kısa bir süre içinde aldım. Çünkü neden biliyor musunuz? Geceleri çok fazla yiyorum. Gün içinde ben hiçbir şey yemesem de olur. Ama gece Zeyt Mirza uyuduktan sonra benim iştahım açılıyor. Abur cubur mudur, pizza mıdır, ekmek midir hiç fark etmiyor. Dün mesela hiç erinmeden dün gece 12'de pizza yedim biliyor musunuz? Neyse bunu sonra konuşuruz. Şöyle pistasyeli çikolata aldım. Bunu çok seviyorum. Maalesef biraz pahalı fiyatı yani içindeki miktara göre 137 gram diyor. Annem! Şunu hemen açtım. Zeyd'e bir tane verdim. Bakalım şu an inceliyor. Tipe bak. Arkadaşlar bir de şöyle Giotto aldım. Cookies'li. Makyaj silme suyu, kendime şampuan, tuvalet için. Sonra şöyle küçük çöp poşeti. Zeyt Mirza'ya süt aldım. Sonra şu büyük paketi aldım. Bu çok ağır gerçekten ama içinde 135 tane bulaşık kapı var. İki tane şöyle Red Bull aldım. Böyle tatlı. Ve yumuşatıcı arkadaşlar. Yani alışverişim bu şekildeydi. Dediğim gibi bunları hemen kaldırıyorum. Sonra zaten yemeğime geçeceğim. Şurada zaten gitmeden balığı çıkardım. Böyle balık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle sosum vardı. Bayağıdır aklımdaydı ama bir fırsat olmadı. O yüzden bunu yapayım diyorum. Hem çok pratik gerçekten sizler de görürsünüz. Bir de patates hemen soyacağım, haşlayacağım. Ondan sonra tereyağında kızartacağım yeşil baharat ile. Öyle güzel oluyor. Neyse ben bir hemen şunları kaldırayım sonra yemekte görüşürüz. Patateslerimi ilk başta soyacağım. Bunlar haşlansın. Zeyt Mirza da burada dolapları açmaya çalışıyor ama açamıyor tabii çünkü kilitli. Ay, oğlum ya sen ne fenasın. Acıkmaya başladım.
Çok az yedim bugün kahvaltıda. Aşkım. Hemen yemek yapacağım. Yemek yiyeceğiz. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Şimdi yine paçama geliyor. Isırma. Bu Zeyd Mirza var ya, hiç beklenmedik anda insanı ısırmaya çalışıyor. Ay Allah'ım, inşallah alışkanlık olmaz. Yoksa ben ne yaparım bununla? Hey yapma! Yapma! Anneciğim lütfen. Lütfen küçük adam. Biliyorum çok merak ediyorsun ama şu an burada gerçekten senlik bir şey yok. Anne sadece patates soyuyor. Tamam mı? Bak. Bak. Dur. Bak. Patates. Zeyd de patatesi çok seviyormuş. Balıkı da seviyormuş. Değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Sen ne ara böyle dramacı oldun? Tamam annem, tamam. Hemen yapayım mı? Yedim. Durun. Allah dolabı keşfetti şu alttaki. Yemek yapmak böyle zorlaştı, böyle zorlaştı. Dur. Isırmaya çalışıyor beni. Tamam. Zeyd Mirza'nın gerçek yüzü arkadaşlar. Oğlum bebekken herkes sana ne diyordu biliyor musun? Zeyd Mirza, herkes sana diyordu ki Zeyd Mirza çok uslu bir bebek. Zeyd Mirza'nın hiç sesi çıkmıyor diyorlardı. Şimdi eser mi kaldı o Mirzoş'tan? He? Hiç eser kalmadı o Mirzoş'tan. Tamam anne. Oyuncak vereyim mi? Ama yemek yapmazsan baba aç kalır. Baba aç kalır oğlum yemek yapmazsan. Ya baba üzülsün mü? Baban göbeği zayıflasın mı? Biliyorum dolapları açmaya çalışıyorsun ama olmaz. Şu an olmaz gerçekten. Hah, düğmelerle oyna. Tamam mı? Zaten çalışma, istediğin gibi bas. Aha aha. Bir açık o dolap vardı, onu da keşfettin değil mi? Dur. Anneciğim onlar tehlikeli. Bak ben sana, bak bu dolaba bak. Sen bu dolapla çok oynuyorsun ama değil, bak değil. Bak annem. Ay vallahi inat etti. Tamam burayı da bağlamam lazım. Tamam aşkım al. Giotto ile oyna. Ay bu bebekler çok fena. Çok fenasın. Minik adam. Bu arada aynen önce bahsettiğim gibi de 3 kilo almışım. Bu sabah tartıldım. Tartılmaz olaydım. Çok moralim bozuldu. Ona rağmen gidiyorum hala abur cubur alıyorum. Alıyorum. Hiç normal değilim ya. Yaz yaklaşıyor. Yaza gerçekten fit girmek istiyorum. İstiyorum yani. Ama olmuyor şu anlık yani. Kafamda böyle dank etmesi lazım. Ondan sonra verebilirim. Ama şu an hiç o modda değilim. 2 gün sonra zaten annemlere gideceğim. Orada da zaten boğazım asla ve asla durmuyor. Yani Nare Hanım'ın evinde kimin boğazı kapalı olabilir ki yani. Herkesin şeyi açılıyor. İştahı. Böyle neyse. Cumartesi zaten düğün var. Arkadaşımın. Mirzoş. Biraz aceleydim. Çok lak ettim size. Bu patatesler aslında. Ama hepsi de çok olur ya. Gideceğim ya, ziyan olmasın. Şurada 2 tane kaldı. Bunu da yarın Zeyd Mirza'ya. Aslında yok ya, bu kadar yeter. Ya da neyse bunu da yapayım da. Onlar da yarın Zeyd Mirza'ya bir şey yaparım. Öyle tüketir. Çöpe gitmesin yoksa. Akif evdeyken zaten hiç yemek yapmaz. Yapamıyor da zaten. Sadece kahvaltılık şeyler. Oğlum. Şöyle. Soyduk. Tamam. Hemen şunları kaldırıyorum. Zeyd Mirza iş başında. Oyalanmışken hemen acele koyuyorum.
Patateslerimi de yapayım. Ay. Minik bebek. Oğlum var ya var ya senin ne fena. Açtı, ısınması lazım, tamam mı? Evet, patateslerim şu an haşlanıyor. Şu an somon balığını hemen açacağım. Şu borcamıma koyacağım. Şöyle. Hemen yapıp oturma odasına geçmemiz lazım veya çocuk odasına. Çünkü durmuyor, durmuyor, durmuyor. Değil mi Zeyd? Süzgeçe koyayım da yıkayacağım. Allah açmamışım kız bunu. 3 tanesini de yapacağım zaten küçükler. Buzlu değil ama o kadar da çıkarmıştım ya. Ne oldu? Ne oldu? Dur annem hemen yıkasın bunları. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu anne? Sen ne yapıyorsun orada? Sen orada ne yapıyorsun anneciğim? Hı? Bunları böyle şöyle koyayım şöyle. Tamam ağlama ağlama aşkım ağlama. Bak anne yemek yapıyor. Bunlar şurada dursun. Şimdi ise arkadaşlarım şöyle bir tane şlaksane kullanıyorum krema. Şunu da açayım hemen. Tamam. Tamam. Çok az kaldı. Gerçekten birkaç dakika sonra oyun oynayabiliriz tekrar. Tamam mı anneciğim? Şu tozu şimdi kremaya ekliyorum. Ve karıştırıp zaten sadece balıkların üstüne dökeceğim. Öyle yaklaşık yarım saat pişecek. 25-30 dakika yani. Tamam. Ben eksadan çok hafif bu bekliyorum. Zeytin. Zeytin bırak onu. Arkadaşlar hafif balığı da tuzladım. Şimdi şu sosu böylece üzerine gezdiriyorum. Sonra pişmeyi bırakıyorum zaten. Arkadaşlar balıkları fırına sürdüm. Patatesim de haşlanıyor zaten. Zeyd Mirza huysuzdu. Bayağı size gördünüz. Dedim acaba tekrar uykusu mu geldi? Normalde gerçekten bugün uzun yattı yani. Ama uzattım. Şimdi gözlerini kapattı ve yatıyor. Bilmiyorum kısa uyur belki çünkü saat 5'e geliyor. Yorgundur yani bazen az uyuyor bazen çok uyuyor o yüzden uyusun. Ben de şimdi biraz patateslerim haşlanana kadar video izleyeceğim annemin videosunu. Böyle o zaman sonra tekrardan açarım canlı. Arkadaşlar balık pişti gördüğünüz gibi birazdan tabağa alacağım. Şurada da şöyle patatesleri biraz tereyağında kavuruyorum. Böyle. Bu arada patateslerin boyu böyle şundan şunun gibi olsaydı daha güzel olur da patateslerin büyük ki en büyüklerini de böyle ortadan böldüm. Güzelce ne biraz kızarsınlar. Annem. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Gerçekten çok lezzetliydi. O balığı o kremayla mutlaka deneyin. O gösterdiğim paketle çok güzel oluyor. Bu arada Zeyd Mirza kaç gündür bu şeyi yiyor. Aa Zeyd bak lassun şıpatsi yengeyim diyor. Gezmeye gidelim diyor. Az önce Akif'in acayip korkuttu bu Akif'i. Kendi kendine böyle bazen konuşuyor biliyor musunuz? Akif'in ödü koptu.
Zeyt gel annem. Bu da güzel takipçimizin hediyesiydi. Zeyt gel buraya. Şu da Azad'ın arabası. Burada unutmuştu. Bu da ışıklı. Ay sus çocuğum sus. İkiniz de bir anda konuştunuz. Deli olduk. Azad'ın arabasıydı da burada unutmuştum. Şimdi oğlumun oldu. Ama çok tatlı değil mi turunç? Bunu da çok seviyor. Ve Zeyt Mirza böyle ben ona balon şişiriyorum. Bunlara bayılıyor gerçekten. Gel bir tanem. Gel anne şişirsin sana. Gel. Şuraya bakın. Açılmış. Ama artık böyle pek şey yapmıyor o tarafları. Tabii döktü döktü. Değil mi Zeyt? Zeyt ne yapıyorsun orada? İnmesine bakar mısın? Düşmesin diye yavaş yavaş böyle götünü indiriyor aşağı. Bu yürüteci de indireceğim ya. Gerçekten sadece kalabalık yapıyor çocuk binmiyor içine. Koymuyorum çünkü etrafı keşfediyor. Bir şuralarını falan silmem lazım. Sonra kaldırayım onu da. Değil mi? Bir dahaki bebişe artık. Hem burada da yer açılır. Şu hareketlere bakar mısınız? Elinden de indirmiyor bu arada. Diş kaşıyıcı niyetine dişlerini kaşıyor. Bu çocuğun sürekli dişleri kaşınıyor. Aşkım. Güzelim. Güzelim. Yakışıklım. Gel. Gel. Arkadaşlar ben tamamen devam çekmeyi unutmuşum. Çok yorgun hissediyorum. Mahkumu bitirdim az önce. Şöyle çikolata da yedim. Burada da artık videoyu kapatayım. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bye bye.